Merhaba, ben Yağız Kahraman. Bu haftaki Global Hip Hop gündemine hoş geldiniz. Bakalım bu hafta ve geçtiğimiz hafta hip hop dünyasında hangi albümler, hangi şarkılar ve hangi klipler çıktı? Bunun yanı sıra hip hop dünyasında neler oldu? Bunların hepsine geliyor olacağız ama öncelikle albümlerden başlayalım. Bu haftanın ilk albümü çok uzun zamandır ürettiğini görmediğimiz bir isim olan Cassidy'nin Numbers adındaki yepyeni albümüydü ki bence gayet de başarılı olmuş. Özellikle içerisinden iki tane şarkı benim çok dikkatimi çekti. Bunlardan birincisi It's Hard Out Here adındaki Bishop'ın eşlik ettiği şarkıydı ki bu şarkıyı eğer aşinaysanız, Chet Faker'ı biliyorsanız eğer zaten direkt anlayacaksınızdır. Onun altyapısı Drop the Game şarkısının altyapısının üzerine bir cover bile diyebileceğimiz bir şarkı olmuş. Aynı zamanda Cassidy dışında Bishop da benim yine çok sevdiğim ve başarılı bulduğum isimlerden bir tanesidir. Daha doğrusu şöyle açıklayalım. İki tane sevdiğim sanatçıyı başka bir sevdiğim şarkının altyapısı üzerine rap yaparken duymak beni tabii ki tatmin etti, tabii ki mutlu etti diyorum. Bu şarkıyı da tabii ki dinlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten yine her hafta olduğu gibi bir klasik bu şarkıyı da bu haftaki Global Hip Hop gündemi Spotify playlistinde bulabileceksinizdir diyorum ve geçiyorum bu albümden sevdiğim ikinci şarkıya. Bu albümün içerisinden yani Cassidy'nin Numbers adındaki albümün içerisinden sevdiğim ikinci şarkı Get Rich adındaki şarkıydı. Böyle yine bırakın arkada çalsın kafasında bir şarkı bence. Çok da abi şunu açıp da dinleyeyim diyebileceğiniz bir şarkı olmasa da bence yine gayet güzel ve başarılı bir şarkıydı bu albümün içerisinden diyorum ve geçiyorum bu haftaki bir diğer çıkan yeni albüme ki bu albüm bence bu senenin yine Dreamville'in bu Revenge of the Dreamers 3 albümü kadar etkili ve önemli bir albüm ve yüksek ihtimalle seneler boyunca da dinleyeceğiniz bir albüm olacak. Çünkü bu albüm Nas'ın The Lost Tapes 2 albümü. Sonunda bu albüme kavuştuk. Sonunda bütün şarkıları dinleme fırsatına eriştik diyorum. Zaten geçtiğimiz hafta Al Jero'nun da içinde bulunduğu Jero of Rap adındaki şarkısını sizlere anlatmıştım. Nas'ın bu Lost Tapes 2 içerisinde bulunan. Şimdi tabii ki bütün albümü dinleyince bayağı bir etkisi oluyor. Çünkü Jero of Rap gibi tam 16 tane şarkı var. Tabii ki bu 16 şarkının içerisinden benim daha çok sevdiğim şarkılar oldu. Biraz bunlardan bahsedelim şimdi. Dediğim gibi bu 16 şarkının içerisinden benim daha çok sevdiğim en azından 5 tane şarkı oldu. Bunlardan birincisi prodüktörlüğünü Pharrell Williams'ın yaptığı Vernon Family adındaki şarkıydı. Bu arada hani 5 aslında 6 çok sevdiklerim ama zaten Jero of Rap bunlardan bir tanesi ve geçtiğimiz hafta bundan yeteri kadar bahsettim diye düşünüyorum. Zaten eğer izlemeyen varsa da mutlaka gitsin geçen haftaki bölümü izlesin. Jero of Rap hakkında ve aynı zamanda Ajero hakkında güzel, keyifli bir bölümü de vardı geçtiğimiz bölümü diyorum. Neyse şimdi bu kısmı geçelim. Dediğimiz gibi Vernon Family, Pharrell Williams'ın prodüktörlüğünü yaptığı çok güzel ve benim yine en başarılı bulduğum şarkılar arasındaydı bu albümün içerisinde. Bir diğer şarkı prodüktörlüğünü Static Selecta'nın yaptığı Lost Freestyle adındaki şarkıydı. Bu zaten Lost Freestyle bayağı bir sizleri eskiler alıp götürür diye düşünüyorum. Zaten Static Selecta ile alakalı bu beraber çalışmasıyla alakalı verdiği bir röportaj da var Nas'ın ama mutlaka kendiniz açıp izleyin bunu. Bu röportaj üzerinde çünkü konuşursak ve aynı zamanda Nas hakkında genel anlamıyla konuşursak bütün program Nas hakkında olur ve neredeyse 1,5 saat falan program izlerseniz bu da sizleri sıkar ve programı kapatırsınız diye düşündüğümden geçiyorum bu albümün içerisinden sevdiğim 3. şarkıya. Sevdiğim bir diğer şarkı RZA'nın prodüktörlüğünü yaptığı Tenacious adındaki şarkıydı. Bu arada zaten dikkatinizi çekmiştir. Bu albümün prodüktörleri de kendi alanları içerisinde gerçekten efsane isimler. RZA mesela yani Wu-Tang deyince benim yine aklıma ilk gelen isimlerden bir tanesidir. Aynı zamanda Pharrell Williams'ın da prodüktörlük konusunda ne kadar başarılı bir isim olduğunu yine tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Aynı zamanda hani Jero of Rap şarkısında da yine Al Jero'nun sample'ları ve sözleri kullanılmıştı. Bu da çok önemli. Bunun dışında da en son bizim günümüze en yakın çıkan albümü Nasir'in prodüktörlüğünde biliyorsunuz ki Kanye West yapmıştı. Kanye West de kendi rap hayatına başlamadan önce, hip-hop'ta bir şarkı üretmeye başlamadan önce zaten prodüktördü. Bunu artık bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum ve dolayısıyla prodüktörlük yetenekleri bence müzisyenliği kadar iyi yani rapçi kimliği kadar iyidir Kanye West'in. Dolayısıyla bu bir diğer sevdiğim şarkı da yine You Mean The World To Me adındaki şarkıydı ve dediğim gibi prodüktörlüğünü Kanye West yapıyordu. Bu da zaten Nasir albümü için kaydedilmiş ama bizim henüz dinlemediğimiz ve albümün içerisinde yer almayan bir şarkıydı. Geldik son kalan şarkıya ki bence dinlemesi en azından beni en çok rahatlatan, en çok sevdiğim demiyorum ama dinlemesi beni en çok rahatlatan böyle evde keyifli bir şekilde vakit geçirirken ve böyle biraz eskilere gitmek istersem diye dinleyebileceğim ve bu açıdan en başarılı bulduğum şarkıydı. Bu da prodüktörlüğünü Eric Hudson'ın yaptığı Who Are You adındaki şarkıydı zaten. Bayağı bir jazzy, bayağı bir caz öğeleri var zaten. Dinleyince mutlaka anlarsınız diye düşünüyorum ki zaten çoktan bu albümü dinlemişsinizdir diye de
düşünmeden edemiyorum. Aynı zamanda Nas bu Lost Tapes 2 albümü çıktıktan sonra bir önemli açıklama daha yaptı. Bu da şuydu: o kadar çok şarkı kaydettim ki bundan sonra çıkacak The Lost Tapes 3 ve The Lost Tapes 4'e yetecek kadar şarkı var elimde gibi bir açıklaması oldu. Tabii ki daha biz bu albümün heyecanını üzerimizden atamamışken böyle bir açıklama da beni gelecek için daha da heyecanlandırır oldu. Çünkü içinde bulunduğumuz en azından dönemde %80 böyle trap ağırlıklı şarkılar çıkıyor. Sevmiyorum demiyorum tabii ki. Trap'e hiçbir saygısızlığım veya herhangi bir sevgisizliğim yok ama biliyorsunuz artık beni. Yani biraz daha eski kafalıyım ben ve Nas hiç çizgisini bozmadan zaten önceki albümlerinde duymadığımız şarkılara yer verdi bu The Lost Tapes 2'de. Şimdi The Lost Tapes 3 ve The Lost Tapes 4'e yetecek kadar şarkı kaydettim demesi beni doğal olarak çok heyecanlandıran bir haberdi. Bunları da tabii ki bu Nas'ın The Lost Tapes 2 içerisinde sevdiğim, en sevdiğim en azından 6 şarkıyı bu haftaki Global Hip Hop Gündemi Spotify playlistinde bulabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda oradan bu albüme de gidip yine albümün tamamını dinlemenizi tavsiye ederim diyorum ve geçiyorum bu hafta çıkan bir diğer yeni albüme. Bu hafta çıkan bir diğer albümümüz The Cool Kids and the Alchemists'in Layups adındaki albümüydü ve bu albüm içerisinde 3 şarkı yer alıyor ve 3 şarkının da sound'u gerçekten birbirinden çok farklı. Zaten dinlediğiniz zaman bunu kolaylıkla görebiliyorsunuz. Bazı şarkılar var ki çok sert giriyor, böyle hardcore diyebildiğimiz şarkılar. Bazıları ise, yani aslında bazıları ise deyince çok fazla şarkı varmış gibi bir algı oluşuyor olabilir. Sadece 3 şarkılık bir albüm bu Layups dediğim ve içerisinde bu arada The Alchemist var. The Alchemist gerçekten ama gerçekten efsanevi isimlerin içindedir. Ben çok severim, çok da başarılı bulurum. Şimdi gelelim albümün içerisindeki 3 şarkıya. Bunlardan biraz bahsedelim 3 şarkıdan. Albümün içerisindeki birinci şarkı Baldy James'in eşlik ettiği What The Fuck, yani WTF adındaki şarkıydı. Şarkı bayağı hard, bayağı sert giriyor ve aslında beni yordu da diyebilirim yani. Dinlerken gerçekten yoruldum. O kadar da benlik bir şarkı değil ama eski tarza yakın. Dolayısıyla eski tarzdaki şarkıları özleyenler mutlaka vardır şu an izleyenler arasında. Bu şarkı tam size göre diyebilirim. Bu The Cool Kids'in Layups adındaki albümünün içerisinde yer alan. Şimdi diğer iki şarkıya geleceğim. Bu iki şarkı biraz daha jazzy. Yine bu Nas'ın albümündeki, yani The Lost Tapes 2 albümündeki jazzy şarkılara benziyor. Tabii ki o kadar başarılı değil bu arada. Altını çizmem lazım onun ama yine de çok başarılı ve güzel şarkılar diye düşünüyorum ben. En azından benim müzik zevkime hitap edebildiler. Bu şarkılarda Polanski ve albümle aynı adı taşıyan Layups adındaki iki şarkıydı. Bu arada Layups ve Polanski'yi en azından değerlendirmem ve karşılaştırmam gerekirse ben en çok Polanski'yi sevdim bu 3 şarkı içinden. Zaten bütün albüm 3 şarkılık ve bence en başarılı şarkısı Polanski'ydi bu albümün diyorum ve geçiyorum bir diğer albüm haberine. Geldik bu hafta çıkan bir diğer albüme. Bu albüm Iggy Azalea'nın In My Defense adındaki albümüydü. Bu albümün içerisinde 12 tane şarkı yer alıyor ve alayı bok gibi. Yani Iggy Azalea bence komple çizgisinden saptı diye düşünüyorum. Eskiden nitekim daha başarılı işler çıkartıyordu. Zaten Iggy Azalea'nın çıkardığı single'lar ve kliplerden bahsederken de yine geçtiğimiz haftalarda eski Global Hip Hop Gündemi bölümlerinde bunun üzerinde biraz durmuştum. Öyle bir hal almış ki, yani isterseniz kendiniz deneyin. Açın bir albümü önünüze ve birinci şarkıdan başlayın. Bir 5 saniye dinleyin. 5 saniye sonra ikinci şarkıya geçin. 5 saniye sonra üçüncü şarkıya geçin. Bir 5 saniye sonra daha dördüncü şarkıya geçin gibi. Sound hiç değişmiyor. Neredeyse hep aynı şarkının içerisindeymişsiniz gibi bir hissiyat yaşatıyor sizlere. Çok tek düze, çok her şarkı aynı. Aynı zamanda yine bu albümün içerisinde yer alan Cash Doll'lu olan bir şarkısının klibi de çıktı ama bunu sizlere kliplerde anlatacağım. Klip de bok gibi bu arada, şimdiden spoiler, özür dilerim ama albümü seven olduysa sizin adınıza üzgünüm çünkü ben sevemedim. Bence bu haftanın en ama en boktan en kötü albümüydü ama yine de Iggy Azalea olduğu için bu gündeme almasaydık olmazdı ama daha fazla üzerinde durmadan geçiyorum bir diğer albüme. Bu hafta çıkan bir diğer albüm Yella Beezy'nin Bass and Beezy adındaki albümüydü ve albümün içerisinde gerçekten çok farklı tarzda şarkılar dinleyebiliyorsunuz ki zaten içerisinde çok değerli sanatçılar da yer alıyor. Too Short, Chris Brown ve Young Thug gibi isimler de bu albümün içerisinde yer alan önemli isimler arasında mesela. Albümün içerisinden birkaç şarkıyı örnek göstererek gideyim şimdi farklı tarzlar demişken. Mesela Too Short'la kaydettiği Tattoo şarkısında, zaten Too Short'ta alışık olduğumuz bir tarzdır bu. Böyle tabiri caizse striptiz kulübünde çalabilecek şarkılar kıvamında şarkıları vardır Too Short'un, böyle daha smooth. Yine bu Tattoo şarkısı da yine o tarzda dinleyebileceğiniz güzel bir şarkıydı bu Yella Beezy'nin Bass and Beezy albümü içerisinde yer alan. Bunun dışında Chris Brown'un eşlik ettiği Restroom Occupied ve K. Michelle'in eşlik ettiği Throat adındaki şarkılarda da daha böyle R&B soundlarını
yakalayabiliyorsunuz. Yine bu Too Short'lu olan Tattoo şarkısından çok daha farklı bir tarza sahip, farklı sound'a sahip şarkılar mesela bunlar da. Bunun yanı sıra işte Quavo ve Gucci Mane'in eşlik ettiği Back At It Again şarkısı ve aynı zamanda yine Young Thug'ın eşlik ettiği On A Flight şarkısı da yine bizim bildiğimiz modern trap sound'una sahip şarkılardı. Dolayısıyla Yella Beezy'nin albümünde sound olarak bayağı geniş bir yelpaze var diyebiliriz. Dolayısıyla çeşitlilik arayan insanlar için ve farklı soundlara sahip tek bir albüm dinlemek isterseniz Yella Beezy'nin bu Bass and Beezy albümü de yine çok başarılı ve güzel bir albüm olarak nitelendirilebilir diyorum ve geçiyorum bir diğer albüm haberine. Bir diğer albümümüz Houston'lı Max O'Cream'in Brandon Banks adındaki albümüydü ve yine benim albüm içerisinden sevdiğim 4 tane şarkı oldu. Bu 4 şarkıda Travis Scott'ın eşlik ettiği The Relays adındaki şarkı, Schoolboy Q'nun eşlik ettiği 3AM şarkısı, A$AP Ferg'ün eşlik ettiği Murder Block ve direkt kendisini söylediği şarkı Pray to the Dope adındaki şarkılardı. Pray to the Dope ne kadar isim ve şarkının içeriği anlamında uyuşturucuyu biraz övse de biz bu kamu spotuna yine girmeden bırakmayalım. Uyuşturucu sağlığınıza zararlıdır ve aynı zamanda ülkemizde illegaldir arkadaşlar. Uyuşturucuyu sevmeyin, kullanmayın. Karşı durun, kullanan varsa uyarın, bıraksın. Uyuşturucu kötü bir şeydir. Bu güzel sosyal mesajı da verdikten sonra devam edelim sizlere haberleri anlatmaya. Bu hafta çıkan bir diğer albüm Beyoncé'nin The Lion King, The Gift adındaki soundtrack albümüydü. Zaten isminden de anlayacağınız gibi bu The Lion King yani Aslan Kral filminin soundtrack albümüydü ve gerçekten bu sefer filmin aslında ana konseptiyle çok bağlantılı şarkılar ve bağlantılı işler var içerisinde. Çünkü neredeyse %90'ı albümün Afrika temasını işliyor ve gerçekten Afrika'daki bu kabile soundlarını, kabile seslerini, bu kabilelerin kullandığı enstrümanları falan bir hayli duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir tane önemi daha var. Albümün içerisinde kaydettiği Brown Skin Girl adındaki şarkıya kendi kızı olan Blue Ivy'nin eşlik ettiğini görüyoruz. Bu da kendisinin yani Beyoncé'nin kızı olan Blue Ivy ile kaydettiği ilk şarkı olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda bu iş için yani soundtrack albümü için çekilen iki tane klibin bir tanesinde de yine Blue Ivy annesinin yanında yani Beyoncé'nin yanında görme şansına sahip oluyoruz. Şimdi gelelim bu albümün içerisinden benim en sevdiğim şarkılara. Bu şarkılardan birincisi Kendrick Lamar'ın eşlik ettiği Nile adındaki şarkıydı. Zaten Kendrick Lamar'ın girdiği hiçbir şarkıyı sevmeme gibi bir lüksüm olmadığını düşünüyorum şahsen. Çünkü benim müzik zevkim en azından böyle. J. Cole ve Kendrick söz konusu olunca aynı zamanda Notorious B.I.G. gibi önemli isimler gibi böyle. Hiç şüphesiz ben o şarkıları seviyorum. Tabii ki sevmediğim şarkıları da var bu ikilinin yani J. Cole ve Kendrick'in ama genel anlamıyla neredeyse heriflerin bence hiç başarısız işi yok. Dolayısıyla bu Beyoncé ile beraber Kendrick Lamar'ın kaydettiği Nile şarkısı da bu Lion King'in soundtrack albümünde yer alan bence albümün içerisinde yer alan en ama en başarılı şarkılardan bir tanesiydi diyorum ve geçiyorum bu albümden sevdiğim ikinci şarkıya. İkinci şarkı Jay-Z ve Childish Gambino'nun eşlik ettiği Mood Forever. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Beyoncé'ye bu albümde eşlik eden isimler gerçekten inanılmaz büyük isimler. Yani öyle alelade feat'ler yok bu albümün içerisinde ve gerçekten çok büyük paralar harcanmış, çok büyük prodüksiyonlar var ve Afro-Amerikan kültürünü yani aslında Afrika'ya dayanan bu kültürü çok iyi yansıttığını düşünüyorum bu albümün. Dolayısıyla böyle bir etkisi de var hip-hop dünyası için. Nasıl ki hip-hop ilk doğduğu zamanlarda yani hip-hop kültürü ilk doğduğu zamanlarda ve hip-hop müziği daha gelişirken ve sadece bir DJ performansı olarak yürütürken Afrika Bambaataa bütün bu mahalledeki çete şiddetini bitirmek için Zulu Nation adında bir oluşum kurmuştu ve insanlar artık hani birbirlerini bıçaklamak, öldürmek ve şiddet yerine Zulu Nation çatısı altında grafiti yapmaya, sokaklarda breakdance yapmaya ve aynı zamanda rap yapmaya başlamışlardı. Ve bu Zulu Nation adı da yine Afrika kabilelerine dayanıyordu, Zulu adı. Ve o zamanlar siyahiler kendi kökenlerini aslında reddediyordu. Bu bahsettiğim dönem 70'ler ve 80'ler ne? 70'lerin sonu, 80'lerin başı döneminden bahsediyorum ama bu dönemde dediğim gibi siyahiler çok aslında yerildikleri için ve hor görüldükleri için Afrikalı olan yani asıl Afrika'ya dayanan kökenlerini reddetmeye daha çok yöneliklerdi ve dolayısıyla Afrika Bambaataa bile isteye bu oluşumun adını Zulu Nation olarak belirlemişti ve dolayısıyla aslında siyahilere de bir aydınlanma yaşatmıştı. Çünkü o dönemden sonra siyahiler kendi köklerini biraz daha kabullenmeye başlayıp gerçekten hiçbir şekilde bundan şikayet etmemeye başladılar zaman içerisinde. Tabii ki bu bahsettiğim zaman bayağı bir seneye yayılıyor ama tabii ki bunları da sonrasında sizlerle detaylı olarak konuşuruz diyorum. Zulu Nation'dan da bahsederiz, Afrika Bambaataa'dan da bahsederiz, Grandmaster Flash'lardan da bahsederiz ama dönelim şimdi Beyoncé'nin The Lion King, The Gift albümüne.
Dediğim gibi bu albümde yine böyle Afrika öğelerini çok güzel ve başarılı bir şekilde yansıttığı için Zulu Nation'dan bu yana benim gördüğüm en başarılı Afrika Sound'u örneklerine sahipti diyorum ve geçiyorum bu albümün içerisinden sevdiğim 3. şarkıya. 3. şarkı Pharrell Williams'ın eşlik ettiği Water adındaki şarkıydı. Bir diğer sevdiğim şarkı, yani bu albümden en sevdiğim 4. şarkı Wizkid ve kendi kızı olan Blue Ivy Carter'ın eşlik ettiği Brown Skin Girl'du. Bir diğer, yani en azından benim bu albümün içerisinden en sevdiğim sonuncu şarkıysa My Power adındaki şarkıydı. My Power'ın bu arada kadrosu bayağı geniş, şimdi hepsini say say bitmez ama özellikle My Power'ı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bir kere çok sakinleştirici bir şarkı diye düşünüyorum. Böyle yine sizi rahatlatan şarkılar arasına girer diye düşünüyorum. Bu albümün de artık üzerinde daha çok durmadan geliyorum bu hafta çıkan yeni şarkı haberlerine. Geldik bu haftanın şarkı haberlerine. Bu hafta çıkan ilk şarkı UFO 361'in Ghana ile beraber kaydettiği On Time adındaki şarkıydı. Normal şartlarda ben en azından belki bazılarınız kadar UFO dinlemiyorum ama yine de Almanya'daki bence en başarılı isimler arasında yer aldığını düşünüyorum. Bushido'larla falan beraber ve Ghana ile beraber farklı bir şey yapmışlar. Aslında şarkıda Ghana'nın çok da bir etkisi olmamış çünkü çok az bir kısmında duyuyoruz Ghana'yı. Daha çok bir klasik UFO 361 şarkısı ve bence başarılı bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ek bir bilgi olarak çok yakın bir zamanda UFO'nun yine Trippie Redd'le beraber paylaşılan bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Yüksek ihtimalle Trippie Redd'le de kendisinin yeni bir şarkısı yolda diyorum ve geçiyorum bu hafta çıkan bir diğer şarkıya. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı benim yine artık yine söylüyorum en yeni isimlerden, en sevdiğim isimlerden biri olan DaBaby'nin Suit şarkısına Nicki Minaj bir remix yaptı. Bilmiyorum, şarkının orijinali kadar çok sevemedim Nicki Minaj'ın bu Suge remixini ama yine de DaBaby'nin kendi şarkısı olduğu için bana çok da kötü gelemedi. Yorumu yine sizlere bırakıyorum çünkü bu şarkıyı da yine bu haftaki Global Hip Hop gündemi Spotify playlistinde bulabileceksiniz. Bakalım yorum sizin, sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz? DaBaby'nin orijinal Suge şarkısı mı daha güzel yoksa Nicki Minaj'ın şu anda kaydettiği Suge remixini mi daha çok seviyorsunuz? Bunu tabii ki siz karar vereceksiniz. Bunun kararı sizlere ait. Ve dolayısıyla şarkının üzerinde daha çok durmadan geçiyorum bir diğer şarkı haberine. Geldik bir diğer şarkıya ve bu hafta en azından benim en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Bu şarkı Conway ve Eminem'in Bang adındaki şarkısıydı. Gerçekten hiç böyle yeni trap sound'u içermeyen, mis gibi eski kokan da bir şarkı. Aynı zamanda Eminem böyle güzelce dokundurmayı da unutmamış yine. Genel anlamıyla Eminem'in verse'lerine bakacak olursak şöyle şeyler söylediğini görüyoruz. Beni karşılaştıracağınız insanları doğru seçin gibi bir mesaj veriyor. Eğer beni karşılaştıracaksanız yeni isimlerden veya işte söylemeyeyim sürprizi kaçmasın ama şu isimdense Şimşek'le karşılaştırın, hava olaylarıyla karşılaştırın. Çünkü en azından daha adil bir karşılaştırma olur diyor. Veya işte Notorious B.I.G., Tupac veya Nas gibi isimlerle karşılaştırın diyor mesela beni. Aynı zamanda geçmişte Pink'e çakmak istediğini de söylüyor. Böyle ufak olaylar oluyor. Bunun yanı sıra yine Eminem'le alakalı değinmem gereken bu Conway ile beraber kaydettiği Bang şarkısında adamın flow'u bir anda değişiyor. Zaten Eminem'in flow'unun ne kadar iyi olduğunu yine sizlerle tartışacak değilim ama bu şarkıda yine çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz flow değişimlerinin iyiliğini diyorum. Dediğim gibi Conway ve Eminem'in Bang şarkısı bu hafta beni en çok yine heyecanlandıran ve en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi diyorum ve geçiyorum bir diğer şarkıya. Bir diğer şarkı Akon'un Wakanda adındaki şarkısıydı. Zaten şarkının adından anlayabileceğiniz gibi Anaconda ve Wakanda öğelerini birleştirmiş. Bu arada Akon'un yeni işlerini özlemiştim ama maalesef Wakanda şarkısını çok da başarılı bulamadım. Çünkü bütün şarkı aman tanrım bu kızlar ilk defa bir Afrikalı ile yatmak istediklerini söylüyorlar. Bakalım bir Afrikalı ile yatmak nasıl olur? Afrikalı'nın Wakanda'sı yani Anaconda'sı yerine böyle daha çirkin bir tasvir yer alıyor. Aynı zamanda işte beni Black Panther'a benzettiler, Wakanda gibi öğeler yer alıyor ve işte Wakanda ile Anaconda'nın birleşimi aman tanrım Afrikalılar ne de güzel seks yapıyor gibi böyle aptal saçma bir şarkı olmuş diyorum. Akon'dan bunu beklemezdim en azından çünkü Akon kendi halkı için en azından Afrika kıtasına çok büyük yardımlar yapmış bir sanatçı ve gerçekten kendi komünitesine çok değer veren bir sanatçı. Onun böyle bir şarkı çıkartması bana çok da mantıklı gelmedi. En azından şahsen ben şarkının temasını, konseptini ve aynı zamanda Akon'un genel anlamıyla bütün bu şarkısını sevemedim ama tabii ki sevenler olacaktır diye düşünüyorum ve geçiyorum bir diğer şarkıya. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı Lil Pump, French Montana ve Quavo'nun Post to Do adındaki şarkılarıydı. Şarkı bu arada biraz ön yargılı yaklaştım içerisinde Lil Pump var diye ama yine de sevmedim diyemiyorum şarkıyı çünkü arkada çalarsa bayağı eğlenebileceğiniz, yine zıplayabileceğiniz daha eğlenceli
kategorisine sokabileceğiniz bir şarkı olmuş. Zaten French Montana ve Quavo ile alakalı bir derdim yok benim şahsen ama Lil Pump'ın en azından sound'u ve duruşuyla alakalı sevmediğim birkaç tane yönü vardı kendisinin. Aynı zamanda yine geçtiğimiz Global Hip Hop gündemlerinde sizlere bahsetmiştim. Kendisi uyuşturucu bağımlılığının üzerinden gelmeye çalıştığını ve uyuşturucuyu, daha doğrusu kimyasalları bıraktığını açıklamıştı yakın tarihte. Tabii bu ne kadar devam eder bunu da bilmiyoruz. Lil Pump'ın uyuşturucuyla olan alakası. Bu arada yine sosyal mesajı unutmayalım. Uyuşturucu sağlığınıza zararlıdır ve ülkemizde illegaldir arkadaşlar. Bunu da söylemekten dilimde tüy bitti. Uzak durun lan işte uyuşturucudan. Kullanmayın şu mereti. Neyse geçiyorum bir diğer şarkıya. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı XXXTentacion'un Royalty adındaki şarkısıydı ve bu şarkıya Vybz Kartel, Stefflon Don ve Kai Money Marley gibi isimler eşlik ediyor. Tabii ki biliyorsunuz XXXTentacion'u çok yakın bir zamanda kaybettik. Kendisi vurularak hayatını kaybetti. Işıklar içinde uyusun ama öldükten sonra çıkan bir yeni şarkısıydı bu da. Royalty adında ama şarkıyı ben en azından yine çok başarılı bulamadım. Ama tabii ki bilmiyorum. XXXTentacion fanları var burada bu programı izleyen. Tabii ki onu sevenler var. Benim için bir kıstas olmuyor yani kendisinin. Yani sanatçının ölmüş olması onun müziğinin benim için daha değerli olması anlamına gelmiyor genel anlamıyla. Dolayısıyla bu şarkıyı ben şahsen çok da başarılı bulamadım. XXXTentacion'un da eğer yaşasaydı sound'unu çok sevmiyor olacaktım ama tabii ki bu şunu da değiştirmiyor. Kendisi yine yeni dönemin, yeni jenerasyonun Tupac'ı olarak görülmeye devam ediyordu ve edecekti de yüksek ihtimalle yaşasaydı. Dolayısıyla bilmiyorum. Kendiniz dinleyin bu yepyeni XXXTentacion şarkısını, yani Royalty diyorum. Bunu da yine bu haftaki Global Hip Hop gündemi Spotify playlistinde bulabilirsiniz diyorum ve daha da fazla üzerinde durmadan geçiyorum bir diğer şarkıya. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı Lil Skies'in Going Off adındaki şarkısıydı ama şarkıyı sevmedim. Sadece yeni çıktığını sizlere haberini vermiş olayım ve geçeyim bir diğer şarkıya. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı Young Dolph ve Key Glock'ın Baby Joker adındaki şarkısıydı. Young Dolph'u bazen başarılı bulup bazen sevmiyorum. Genel anlamıyla böyle sabit bir düşüncem yok Young Dolph'la alakalı ama bu şarkı bence yine dinlenilebilir klasmanında bir şarkıydı. Yani inanılmaz kötü diyemeyeceğim, çok da bok atamayacağım. Arada dinleyebilirsiniz, yine böyle sizi eğlendirebilecek bir şarkı kategorisinde diye düşünüyorum ve geçiyorum bir diğer şarkıya. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı Chase B'nin Young Thug ve Shaq Wess'in eşlik ettiği Mayday adındaki şarkıydı. Bence şarkı başarılı, yine yeni isimlerden çıkan yeni ve güzel bir şarkı olarak nitelendirebilirim bu yepyeni Mayday şarkısını. Umarım siz de seversiniz diyorum ve geçiyorum bir diğer şarkıya. Yine bu haftanın güzel ve başarılı işlerinden Lil Durk ve Meek Mill'in Boogie adındaki şarkısıydı. Bence şarkı dediğim gibi güzel. Zaten Meek Mill'i ben yine çok başarılı buluyorum ve çok seviyorum. Ve şarkıya kattığı en azından o ufak dokunuşlar bir şarkıyı bence çok fazla etkiliyor olumlu yönde diye düşünüyorum. Bu arada geri dönelim. Eminem'in Conway'le bu yine kaydettiği yeni şarkısında beni Meek Mill'le de karşılaştırabilirsiniz gibi bir verse de var. Bunu o şarkıyı sunarken sizlere söylememiştim ama yine Eminem'in de başarılı bulduğu sanatçılar arasında yer alıyor. Meek Mill diyorum ve Lil Durk da kaydettiği bu Boogie şarkısını yine sevdiğimi sizlere bir kez daha söyleyerek geçiyorum bir diğer şarkıya. Son zamanlarda atağa kalkan bir sanatçı daha. Nasıl ki bir dönem Tyga bokunu çıkarmıştı işin. Neredeyse her hafta 2-3 tane yeni işi çıkıyordu Tyga'nın bu geçtiğimiz Global Hip Hop gündemi dönemlerinde. Bu sefer de Tory Lanez'in yine yeni bir şarkısı çıktı. Tory Lanez de yine son dönemlerde çok fazla üreten ve üretmeye başlayan ve benim eskiden beri yine sevdiğim isimler arasında yer alan bir sanatçı. Kendisinin Forever adında yepyeni bir şarkısı çıktı ve ben bu şarkıyı da başarılı buldum yine. Tabii ki yorum sizlere kalıyor, yorum sizlere ait diyorum ve geçiyorum bir diğer şarkıya. Yine bu hafta benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi oldu bu şarkı. A$AP Ferg'ün Floor Seats adındaki şarkısı, artık klibi de çıktı bu şarkının. Ve şarkıyla alakalı benim en azından değinmem gereken bir önemli nokta, Prodigy'nin Smack My Bitch Up şarkısının böyle sample'ları kullanılmış. Bunu zaten sezebiliyorsunuz. Arkadaki Prodigy'nin Smack My Bitch Up şarkısındaki bağırışları duyabiliyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz de şu ana kadar dinleyip bu bilgiyle bir kez daha dinlerseniz bunu zaten çok apaçık bir şekilde görebileceksiniz, duyabileceksiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda şarkı çok başarılı. A$AP Ferg yine böyle sert bir şarkı yapmayı seçmiş. Klibinin bu arada kamera açıları falan muhteşem olmuş. Aslında klasik bir mahalle öğesi, yani bisiklete, BMX'e binen insanlar, mahallede basket oynayan insanlar ama kamera oyunları ve bu sahne geçişleri falan şarkıyı ve klibi daha da böyle başarılı bir hale getiriyor diye düşünüyorum. Bence bu haftanın en ama en başarılı işlerinden bir tanesiydi A$AP Ferg'ün Floor Seats adındaki yepyeni şarkısı artı klibi. Dolayısıyla
Artık üzerinde daha da çok durmayarak geçiyorum bir diğer şarkıya. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı Quality Control, City Girls ve Saviti'nin Come On adındaki şarkısıydı ve bence şarkı bok gibi, özür dilerim ama sevemedim. Zaten City Girls'ı çok da başarılı bulamıyorum. Yeni bir hip-hop oluşumu en azından. Hip-hop demek ne kadar doğru olur gerçi bilmiyorum ama sonuç olarak hip-hop dünyasının içerisinde yer alan siyahi kadınlarımız bunlar da. Ama yaptıkları işleri bugüne kadar çok da başarılı bulamadım City Girls'ın. Niyeyse gayet de fazla featuringleri var. Çok değerli sanatçılarla işleri de bulunuyor bunların ama en azından bu şarkının içerisinde benim en başarılı bulduğum isim Quavo'nun sevgilisi olan Saviti'ydi ama şarkıyı dediğim gibi çok daha fazla sevemedim diyorum ve geçiyorum bir diğer şarkıya ki zaten bir diğer şarkı da yine Quality Control, Lil Baby ve DaBaby'nin Baby adındaki şarkısıydı. O kadar çok bebek var ki gerçekten. Neyse. Bu kadar çok Baby içeren bir şarkı ama iki isim de yani Lil Baby de DaBaby de benim yine başarılı bulduğum isimler. Zaten Quality Control'da bu şarkının içerisinde güzel bir iş çıkarmış diye düşünüyorum. Çok farklı işler bence bu bir önceki Quality Control şarkısı yani Come On dediğimiz Saviti ve City Girls'un eşlik ettiği şarkıdansa bu şarkıyı tercih ederim. Bence çok daha başarılı bir şarkı olmuş. Lil Baby ve DaBaby'nin eşlik ettiği Baby adındaki şarkı diyorum ve geçiyorum bir diğer şarkıya. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı Doo-Wop ve Lil Uzi Vert'ün Cap Flow adındaki şarkıydı. Doo-Wop'un verse'lerini sevemedim. Lil Uzi Vert bildiğiniz klasik Lil Uzi Vert dolayısıyla şarkıyı bir tık neşelendiriyor bence, bir tık güzelleştiriyor. Genel anlamıyla meh diyebiliyorum. Eh bence bu şarkı ama dinlenebilir diyorum. Bu arada Lil Uzi Vert'le alakalı biraz tatsız ve aynı zamanda komik ve eğlenceli bir haberimiz de var ama bunları tabii ki sizlere haber kısmına geldiğimizde anlatacağım. Dolayısıyla geçiyorum bir diğer şarkı haberine. Şimdiki şarkı yine benim bu hafta en sevdiğim şarkılar arasındaydı. Çünkü Hapsin'in I Don't Want It adındaki şarkısıydı. Hapsin zaten benim yine en başarılı buldum. Daha doğrusu en başarılı olmasa da çok başarılı bulduğum bir sanatçıdır. Ama bu şarkının bir tatsız yönü de var. Kendisi bu şarkıyla beraber rap'e biraz ara verdiğini açıkladı. Gerçi bunun doğruluğu ne kadardır bilmiyorum. Çünkü geçmiş zamanda yine Hapsin müziği bıraktığını açıklamıştı, ara verdiğini açıklamıştı ama bir hafta ve bir haftadan az bir süre kadar sonra yepyeni bir albümü çıkmıştı kendisine. Dolayısıyla bilmiyorum kendisine bu konuda ne kadar güven olur ve umarım da güven olmaz ve rap'i en azından bırakmaz veya ara vermez diye düşünüyorum, umuyorum Hapsin'le alakalı. Şimdi dönelim şarkıya. Şarkı da zaten biraz bıkkınlığını bizlere dile getirmiş. Hem piyasadan hem müzik yapımından hem de kendi hayatından aslında ama bence çok başarılı. Bütün beatleri çok başarılı. Herifin verse'leri zaten çok başarılı. Zaten bahsettiğimiz isim Hapsin. Dolayısıyla başarısız bulmam da benim biraz düşük ihtimaldi. Çok güzel şarkı. Bence yine dediğim gibi bu haftanın en başarılı şarkılarındandı. Hapsin'in I Don't Want It şarkısı. Ama daha da çok üzerinde durmadan ve umarım rap müziği bırakmaz dileklerimi yineleyerek geçiyorum bir diğer şarkıya. Bir diğer şarkımız Ronnie J, Ty Dolla $ign ve Rich The Kid'in Lights Out adındaki şarkıydı. Yine bu şarkı da benim sevdiğim bu hafta çıkan başarılı işler arasında yerini aldı diyorum ve çok da üzerinde durmuyorum ve geçiyorum bir diğer şarkıya. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı yine A$AP Ferg'ün yeni şarkısıydı Vam adında ama bunu Floor Seats kadar başarılı bulamadım. Vam de gayet güzel şarkı bu arada. Yine başarılı bir şarkı olmuş ama en azından bu iki şarkıyı dinleme şansım olsa sadece Floor Seats'i çok daha fazla dinlerdim diyorum ve artık bu haftanın şarkı haberlerinin sonuna geliyorum ve geçiyorum bu hafta çıkan klip haberlerine. Bu haftanın klip haberlerine geldik. İlk klibimiz Leighton Green adındaki tatlı ablamızın Young Miami, PNB Rock ve Lil Baby ile beraber kaydettiği Leave 'Em Alone adlı şarkının klibiydi. Bence klip yine klasik mahalle öğeleri taşıyor. Yine basketbol sahasını görüyorsunuz. Mahallede binanın merdivenlerine oturan insanları görüyorsunuz falan ama daha neşeli bir en azından görsel görüyoruz karşımızda. Klasik bir öğe, klasik bir konsept diyebilirim ama en azından daha neşeli bir şekilde bizlere aktarabilmiş Leighton Green Jim. Tatlış mı? Tatlış ablamız. Buradan selam olsun Leighton Jim sana ve geçiyorum bir diğer klibe. Bir diğer klibimiz Beyoncé'nin Spirit adındaki klibiydi. Zaten bu şarkıda yine sizlere bahsettiğim bu The Lion King'in soundtrack albümünde yer alıyor. Bunun klibinde de yine dediğimiz gibi kendisinin kızı olan Blue Ivy de yer alıyor ve çok güzel Afrika öğeleri kullanılmış. Çok güzel kabile dansları en azından öğeleri görebiliyorsunuz. Zaten bu tek çıkan klibi değil Beyoncé'nin bu albümün içerisinde yer alan şarkılar için ve diğer klibinde de yine böyle Afrika öğeleri çok ağır basıyor ve gayet başarılı bence. Kullanılan görsel efektler de başarılı, ışıklar da başarılı. Gayet böyle o nasıl anlatabilirim bunu size bilmiyorum. Afrika'nın böyle içine giriyormuşsunuz hissiyatı yaratıyor en azından hem şarkılar hem de klipler. Zaten
Beyoncé'nin sesinin de ne kadar iyi, güçlü ve kaliteli olduğunun da üzerinde durmama gerek yok diye düşünüyorum ve geçiyorum bir diğer klip haberine. Bu hafta çıkan bir diğer klibimiz YNW Melly'nin City Girls adındaki şarkısının klibiydi. Biliyorsunuz ki YNW Melly hala idam kararı isteniyor kendisiyle alakalı. Mahkemeleri sürüyor bir cinayet vakasıyla alakalı. Kendi ekip arkadaşlarını, kendi grup arkadaşlarını öldürmekle alakalı yargılanıyor ve suçlanıyor. Bu davanın tabii ki bir sürü gelişmeleri oluyor ama çok yavaş ilerliyor şu anda. Dolayısıyla bu olay da tam kesinleştikten sonra YNW Melly ile alakalı haberleri sizlere Global Hip Hop gündeminde aktarıyor olacağım. Ama kendisinin dediğimiz gibi City Girls şarkısının yepyeni bir klibi çıktı ama kendisi şu anda yargılandığı için ve hapishanede olduğu için kendisine bir kukla oynuyor. Nasıl ki Muppet Show vardır, ben küçükken en azından vardı Muppet Show. En azından o kafada böyle bir kendisinin kuklasıyla izliyoruz kendisini. Yani YNW Melly klipte yer almıyor ama YNW Melly'nin kuklasını görüyoruz ve bence gayet başarılı ve kendine benzeyen bir kukla olmuş. Dolayısıyla espiritüel ve bence güzel, başarılı bir klip olmuş diyorum ama daha da çok bu klibin üzerinde durmadan geçiyorum bir diğer klibe. Bu hafta çıkan bir diğer klibimiz Polo G'nin Through the Storm adındaki şarkısının klibiydi. Polo G'yi bilmiyorum. Başarı bulan çok insan var ama ben çok sevemiyorum kendisini. Klibinde de böyle aslında farklı bir şey yapmak istemiş ve yapmıştı ama ne kadar başarılı olmuş, bu etkiyi ne kadar verebilmiş bunu tartışırım. Kendisi normalde alışa geldiğimiz bu kliplerde poposunu sallayan kadın dansçılar yerine daha küçük yaştaki balerin kızları kullanmış ve böyle bir öğe aslında görüyoruz. Yani normal bir hip-hop klibi, karılı kızlı hip-hop kliplerinden bahsediyorum en azından. Bu klibi daha küçük yaştaki balerinlerle ve balerin adaylarıyla belki çekmiş. Dolayısıyla farklı bir görsel görebiliyoruz. Daha böyle iyimser bir görsel görebiliyoruz ama bilmiyorum yani izleyin siz karar verin klip güzel mi değil mi? Değişik iş olmuş ama bu değişik iyi anlamda mı, kötü anlamda mı? En azından ben pek bir karar veremedim diyorum ve geçiyorum bir diğer klibe. Bu hafta çıkan bir diğer klip Iggy Azalea'nın bu bok gibi olan yeni albümü In My Defense'in içerisinde yer alan Cash Doll'la beraber kaydettiği Fuck It Up şarkısının klibiydi. Gerçekten çok başarılı bir şekilde şarkının başlığını klibe uygulayabilmişsiniz. Gerçekten You Fucked It Up canlarım. Gerçekten hiç güzel bir klip olmamış. Klipte şöyle bir senaryo görüyoruz. Lisede ezilen ve artık bunun acısını çıkarmak isteyen iki tane sözüm ona geçmişte ezilmiş kızı görüyoruz ve işte dediğimiz gibi eskiden gittikleri yerlere gidiyorlar. Orada işte onları ezenleri eziyorlar falan böyle. Teenage gayet ergence bir klip olmuş. Şarkı da bok gibi zaten. Gerçekten Fuck It Up müthiş uymuş yani. Şarkının ismi klibe de şarkının kendisine de gayet oturmuş diye düşünüyorum. Bence hiç başarılı değil. Aynı zamanda Cash Doll'un bütün verse'lerine de yazık olmuş. Bence çünkü Cash Doll Iggy Azalea'dan şu anda en azından çok daha başarılı bir isim. Bakalım umarım Iggy Azalea ileride bu en azından aşağı doğru gidişini biraz durdurabilir. En azından yavaşlatabilir diye düşünüyorum. Umuyorum en azından bunları ve geçiyorum bu hafta çıkan bir diğer klibe. Bu hafta çıkan bir diğer klibimiz Quality Control, Marlo, Offset ve The City Girls'ın Soakin' Wet adındaki şarkısının klibiydi ki zaten şarkının adından da anlayabileceğiniz gibi klibi izlemeseniz bile bir fikir sahibi olabilirsiniz klipte nelerin yer alacağı ile alakalı. Tam olarak da düşündüğünüz şeyler oluyor zaten. Bayağı bir popo var klipte. Popolar, 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 kadınlar, 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 ıslak popolar, ıslak kadınlar. Soakin' Wet yani gerçekten. Bu kadar yani çok da bir özelliği yok klibin. Dolayısıyla klipten daha da çok bahsetmeyeceğim. Üzerinde de daha çok durmayacağım ve geleceğim bu haftaki klip haberlerinin sonuna. Şimdi bakalım bu hafta ve geçtiğimiz hafta hip hop dünyasında neler olmuş, hangi olaylar gerçekleşmiş. Geldik bu haftanın hip hop haberlerine. İlk haberimiz yine A$AP Rocky'nin İsveç'te tutuklanmasıyla alakalı. Biliyorsunuz ki Kanye West ve Kim Kardashian Amerika Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi ve bu A$AP Rocky'ye bir çözüm bulunmasını istedi. Biliyorsunuz ki A$AP Rocky şu anda bir hafta daha bir sonraki mahkemesine çıkmadan hapishanede yatırılıyor. Tabii ki Donald Trump'ın müdahalesi bir tık işe yaradı gibi bir söylenti var. Onu biliyorsunuz ki ilk koydukları hücre çok kötü bir yermiş. Yanında bir tane deli varmış ve farelerle doluymuş. İlk kaldığı hücre A$AP Rocky'nin. İlk tutulduğu daha doğrusu hücre diyelim buna kaldığı yanlış oluyor çünkü otel değil orası. Şöyle bir nokta var ki bu Donald Trump'ın müdahalesiyle beraber kendisine en azından daha düzgün bir hücreye aldıkları söyleniyor. Tabii ki %100 bunun bir kanıtı yok. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi Donald Trump'a bu yapılan baskından sonra Donald Trump İsveç Başkanı Stefan Löfven'le görüştü ve bu A$AP Rocky ile alakalı bir müdahale yapılmasını istedi. Bu arada bundan da önce yine geçmişte G-Eazy İsveç'te tutuklanmıştı ve sadece tutuklandıktan 1,5 gün sonra
salıverilmişti. Aynısının neden A$AP Rocky'ye olmadığı ve aynı olayın niye gerçekleşmediği de tartışma konusu haline geldi. Bunun nedeninin ise A$AP Rocky'nin siyahi, G-Eazy'nin ise bir beyaz olduğu öne sürüldü. Ve G-Eazy de aslında bu olayla alakalı yorumlarını açıkça sosyal medyada dile getirdi. Şimdi Donald Trump'a geri döneceğim ama G-Eazy'nin söylediği şey şu: gerçekten biz şu anda A$AP Rocky ile aynı muameleyi görmüyoruz. Neden kendisinin çıkmadığını bilmiyorum. Bence yapılan çok yanlış ve ırkçı bir davranış, dedi. Bu arada zaten videoda, yani A$AP Rocky'nin bu insanlara saldırdığı video biliyorsunuz çıktı ve videonun tamamında aslında olayın nasıl gerçekleştiği ve nasıl devam ettiği görülüyor. Dolayısıyla İsveç Mahkemesi'nin de bu mahkemeyi ve davayı bir hafta daha ertelemesinin hiçbir geçerli nedeni olmadığı söyleniyordu ki bu en azından görüşe ben %100 katılıyorum. Bence bu kadar uzamamalıydı ve A$AP Rocky en azından yargılanmak için bir hafta daha bir hücrede, hapishanede tutulmamalıydı diye düşünüyorum. Şimdi dönelim Donald Trump'a. Dediğimiz gibi Donald Trump bu ülkenin bütün sanatçıların neredeyse kendisine yaptığı baskıdan sonra İsveç Başkanı Stefan Löfven'le görüştü ve Stefan Löfven'in verdiği cevapsa şuydu: bizim yargı sistemimiz tamamen bağımsızdır. Ben bunu başkan olsam da etkilemem de, ben kendi yargı sistemimize güveniyorum, dedi. Dolayısıyla herhangi bir müdahalesi olmayacağını söyledi A$AP Rocky davasıyla alakalı. Tabii ki bilmiyorum bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Tabii ki kimsenin bir yargı sistemi önünde en azından kayırılması veya daha önemli tutulması yanlış bir hareket. Ama A$AP Rocky'nin en başında bu kadar uzun süre hücrede kalıp bu kadar yargısının uzatılması ve 6 sene gibi ciddi bir süreyle yargılanması bence zaten çok yanlıştı. Umarım A$AP Rocky en kısa zamanda hapishaneden kurtulur ve dediğimiz gibi müzik üretmeye, konserlerine ve ülkesine geri dönebilir diyorum. Free A$AP diyorum ve geçiyorum bir diğer habere. Bir diğer haberimiz Lil Uzi Vert'le alakalı. Daha doğrusu Lil Uzi Vert'ün başına gelen bir olayla alakalı. 19 ve 20 Temmuz'da Helsinki'de gerçekleşen bir festival kapsamında, ki aynı zamanda bu festivalde Suicide Boys, J.I.D., YBN, Corday gibi isimler de yer alıyordu. Lil Uzi Vert de sahne alacaktı. Sahne alması planlanıyordu. Aldı da ama başına çok komik ve aslında trajikomik bir olay geldi. Güvenlikler kendisini bir seyirci sandığı için, bir hayran sandığı için alandan çıkartmaya çalıştı ve onu kovaladı. Bu gerçekten içler acısı bir durum bu arada. Bir organizasyon firması için özellikle ve ülkenin reputasyon açısından, yani Helsinki gibi gayet normal ve modern bir ülkenin reputasyon açısından da bence çok kötü bir etkiydi. Yani Lil Uzi Vert artık tanıyamayacağınız ve tanımayacağınız bir sanatçı değil, aynı zamanda festivalin headlinerlarından, yani yapmayın gözünüzü seveyim. Neyse, Lil Uzi Vert'i görüntülerde bir direğe tırmanırken ve güvenliklerden kaçarken görüyoruz. Bunun sonrasında ise bu olay biraz devam etmiş. Kendisini dışarı çıkartmaya çalıştıklarından sonra ve Lil Uzi Vert buna karşı geldikten sonra Gunna'nın sahnesinde Gunna'ya katılmış Lil Uzi Vert ve güvenlikler bu sefer de Lil Uzi Vert'ü sahneden indirmeye kalkmışlar ve bir arbede yaşanmış orada. Gerçekten bu tabii ki kendisinin başına gelen talihsiz bir olaydı diyorum. Umarım bundan sonra kendisinin katıldığı konserlerde veya organizasyonlarda böyle terslikler ve böyle tatsız olaylar yaşanmaz diyorum ve geçiyorum bir diğer habere. Bir diğer haberimiz Lil Wayne ile alakalı ve onun 13. stüdyo albümü olacak The Funeral ile alakalı aslında gelişmeler içeriyor. Yani Lil Wayne, Lil Baby ile bir şarkı kaydettiğini açıkladı ve aynı zamanda bir röportajında da Lil Baby ile alakalı bir demeç verdi. Onunla alakalı düşüncelerini hayranlarıyla paylaştı. Bir kere artık biliyoruz, çok yakın tarihte The Funeral albümünün, yani kendisinin 13. stüdyo albümünün çıkacağını ve artık bu albümün içerisinde Lil Baby ile bir şarkısı olduğu da kesinleşti. Verdiği röportajda şunları söyledi: ben Lil Baby'yi gerçekten çok başarılı buluyorum, dedi Lil Wayne. Benim müziğe başladığım dönemdeki sesime benzetiyorum onun sesini, dedi. Ve bunun yanı sıra bir şeyi de ekledi. Yani bu beraber çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini de söyledi ve bir yorumda da bulundu. Bu yorumda bence yeni dünya için, en azından dünyanın, hip hop dünyasının nasıl geliştiğiyle, nasıl evrildiğiyle alakalı güzel bir tespit olacaktır. Bu da şu: kendisinin söylediği şey, Lil Baby bana ulaştı ve benle bir şarkı yapmak istediğini söyledi, dedi. Ben de seve seve kabul ettim Lil Baby'yi çok sevdiğim için, dedi. Ama bunun yanı sıra şöyle bir şey de söyledi: eskiden olsaydı, eski zamanlarda böyle bir şeyin gerçekleşmesi imkansızdı, dedi. Eskiden bir yeni sanatçının, o zamanın oturmuş ve çoktan kendine bir yer edinmiş sanatçısıyla bir şarkı kaydetmesi için o sırada onunla beraber stüdyoda bulunması ve asıl sanatçının ona böyle bir teklifte bulunması gerekirdi, dedi. Yani örneğin, sallıyorum şu anda kafamdan, Tupac'la Lil Wayne aynı stüdyoda olsunlar. Lil Wayne Tupac'a ben seninle şarkı yapmak istiyorum kardeşim diyemez yani. O zamanlar şöyle yürüyordu:
Tupac bir şarkı kaydederken Lil Wayne stüdyoda bulunuyor ve Tupac gel kardeşim sen de benimle işte bu şarkıyı söyle, böyle bir version olsun, bu şarkıya katıl gibi bir teklifinden sonra anca bu yeni sanatçı asıl sanatçının şarkısına dahil olabiliyordu gibi bir açıklaması var. Bu arada Tupac'la Lil Wayne'i şu an tamamen uydurdum. Örnek olsun diye, daha rahat anlayın diye. Sakın buradan abuk subuk haberler üretmeyin. Neyse, dediğimiz gibi bu bence önemli bir tespitti. Lil Wayne'in bizlere söylediği ve bizim de farkına varmamız açısından. Çünkü artık yeni dünyada sanatçılar rahatça şu anda çok daha gündemde ve çok daha büyük sanatçılara ben seninle bir şarkı yapmak istiyorum diyebiliyor. Bu da değişen dünyamızın, hip-hop dünyasına ve aynı zamanda iletişim ve sosyal medyanın da bize kattıklarını rahatlıkla görebileceğimiz bir olaydı diyorum ve geçiyorum bir diğer habere. Bir sonraki haberimiz yine bu R. Kelly ile alakalı. Maalesef Kodak Black değil ama R. Kelly daha büyük olduğu için biraz ondan bahsedelim, biraz da ona küfredeyim. Biliyorsunuz ki kendisi zaten halihazırda görülen 11 tane taciz, tecavüz ve işte cinsel suçtan sonra 13 tane daha suçta yargılanmaya başladı Chicago mahkemesi tarafından ve bunlar federal suç olarak kabul ediliyor. Kendisinin tutuksuz yargılanması isteği şu anda reddedildi en azından ve şöyle bir şey söylendi. Kendisi dışarıda hala ünlü bir isim olduğu için dışarıdaki insanları ve görgü tanıklarını etkileme gücü olduğuna inanıldığı için şu anda tutuklu yargılanması taraftarı jüri. Ki bence çok doğru bir karar. Bence bu herifin bir daha gün yüzü bile görmemesi gerekiyor ve sonsuza kadar, en azından hayatının sonuna kadar hapishanelerde çürümesi gerekiyor. Bu kadar küçük kıza, küçük olmasa da kızlara ve genel anlamda insanlara bu kadar yaptığı kötü olaylardan dolayı, kötü işlerden dolayı Allah da nasıl biliyorsa öyle yapsın R. Kelly'yi. Bu da böyle büyük bir diyorum ve umarım dediğim gibi bu mahkemelerin bir tanesi en azından onun aleyhine sonuçlanır da en az 30 sene hapishanelerde çürür bu R. Kelly diyorum ve geçiyorum bir diğer habere. Bir sonraki haberimiz NBA oyunları ile alakalı, yani spesifik olmak gerekirse NBA 2K20 ile alakalı, yani 2020 senesi için çıkan NBA oyunuyla alakalı. Ve biliyorsunuz ki bu her sene yenilenen ve yeni çıkan NBA 2K oyunları için bir de playlist yapılıyor ve bu playlist hip-hop dünyası için çok önemli bir yere sahip. Çünkü bu playlistte olmak, yer almak bir sanatçı için gerçekten önemli bir yere sahip bir olaydır. Sonunda bu senenin playlisti açıklandı. Daha oyun çıkmadı, çok yakında bizlerle buluşacak ama şu anda oyunun soundtrack'i Spotify'da da bulunabiliyor. Aynı zamanda bence başarılı olmuştu. En azından geçtiğimiz senelere nazaran daha başarılı bir playlist olmuş. Çünkü belli bir yerden sonra ipin ucu bence biraz kaçmıştı diye düşünüyorum ve içerisinde çok da başarılı şarkılar yer almamaya başlamıştı diye düşünüyorum bu NBA 2K playlistleri içerisinde. Ama dediğim gibi bu sene bir kere çok önemli isimler var içerisinde, çok güzel ve başarılı isimler var. Sonuç olarak bu seneki bu NBA 2K playlistinde çok başarılı şarkılar yer alıyor, en azından dediğim gibi geçtiğimiz senelere nazaran. Aynı zamanda bu sene bir yenilik yapmışlar bu playlistle alakalı. Sezon boyunca bu playliste ilk defa yeni şarkılar ekleneceği söylendi oyunun yapımcıları tarafından. Çünkü geçmişte bu playlist bir kere çıkıyordu ve ne çıktıysa oydu. Bütün sene boyunca en azından yeni oyun çıkana kadar o playlistteki şarkıları dinleyebiliyordunuz. En azından dediğim gibi bu sene boyunca yeni çıkacak ve başarılı olan şarkıları da bu playlistin ve soundtrack'in içinde yer vereceklerini söyledi oyunun yapımcıları. Bu da yine değişik bir olaydır. Herhalde bundan sonraki bu NBA 2K playlistleri de yine bu yöntemle devam edecektir diye düşünüyorum. Yani bir kere çıkardık, playlist budur demek yerine çıkardık ama buna yeni şeyler de eklenebilir diyecektir diye düşünüyorum oyunun yapımcıları ve bu da bu haftaki son haberimizdi. Bu haftaki Global Hip Hop gündeminin sonuna geldik. Ben Yağız Kahraman, haftaya yeni bir Global Hip Hop gündeminde görüşmek üzere. Aynı zamanda bu haftanın Global Hip Hop gündemi Spotify playlistini takip etmeyi ve Epidemic kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi şarkıların üzerinden birkaç tane örnekle gideyim size. Farklı tarzlar duyabilirsiniz diye